bir tecrit koşullarının arttığına dair çok fazla şikayet alıyoruz. Bunun dışında mektup gönderiminde sorun yaşadıklarına dair de şikayetler alıyoruz. Bir zarfta aynı iki mahpus mektup gönderemiyor. Yani iki ayrı mahpus bir zarf içerisinde mektup gönderemiyor. Bunun dışında Kürtçe kitapların verilmediğini, bunun için tercüman ücreti istendiğini söyleyen çok fazla mahpus oldu. Hatta bu konuda bir ayrımcılığa gidildiğini söyleyen mahpuslar oldu. Yani Arapça ve İngilizce kitaplarda tercüman ücreti istenmediğini, ancak Kürtçe kitaplar için tercüman ücreti istendiğine dair şikayetler alıyoruz. Elektrikle ilgili elektrikleri koparan mahpuslara disiplin cezası ve idari soruşturma açıldığına dair de birçok şikayet aldık. Bunun dışında bu şikayetleri Adalet Bakanlığı, CT gibi kurumlara aktaran, dilekçe gönderen mahpusların dilekçelerine cevap verilmediğini de söyleyen birçok mahpus var. Televizyon kanal sayılarının çok kısıtlı olduğunu, FM radyoların verilmediğini, yani dış dünya ile iletişimin kesilmeye çalıştığını ifade eden birçok ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü mahpus bulunmakta. Biz bunlar için birçok kuruma insan hakları başvurularında bulunuyoruz. Ancak şu an için olumlu bir gelişme yok bildiğim kadarıyla. Biz Adalet Bakanlığı, Ceza Tevfik Evleri, Meclis İnsan Hakları Komisyonu, CİMER, Cezaevi İzleme Komisyonları ve İl İnsan Hakları Kurulu'na başvuruda bulunduk. Bu mahpuslar için teker teker. Ama mahpusların en çok şikayet ettiği konulardan birisi de şu yani. Farklı suç tipinden olan diğer mahpuslarla aynı modülde tutulduklarını ifade ediyorlar. Ve oda değişimi taleplerinin reddedildiğini söylüyorlar. Hatta burada da aslında bir ayrımcılığın olduğunu söylüyorlar. Yani çünkü bazı mahpusların oda değişim talepleri de kabul ediliyor. Bunun dışında sağlık sorunu olan hasta mahpusların da hastane sevklerinin düzenli yapılmadığını, diyet yemeye erişmesi gereken mahpuslara diyet yemek verilmediğini, hatta diyet yemek verilmediği için bazı mahpusların işte sürekli kantinden alışveriş yapmak zorunda kaldığını ve bunun da hem mahpusların sağlığını zorladığını hem de ekonomik olarak zorladığını ifade eden birçok mahpus var. Aldığım bir mektupta işte 40 tane siyasi mahpusun olduğunu ve bunun 30 tanesinin ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü mahpus olduğunu belirtmişti. Yani biraz da Sincan Birinoğlu Yüksek Güvenlikli Hapishane, hani tekli odalardan oluşan, hücrelerden oluşan bir hapishane. Aslında şöyle, CPT'de hücre hapsinin bir cezanın parçası olarak asla uygulanmaması gerektiğini vurguluyor. Ancak buradaki uygulamalar ceza içerisinde bir cezanın olduğunu gösteriyor yani. Hem ayrımcılık var hem de tecrit koşulları çok fazla. Zaten uzun süreli tutukluluk da çok fazla soruna yol açabiliyor yani. Bundan dolayı biz de bunu bir hak ihlali olarak yorumluyoruz. Yani insan haklarına aykırı olarak buluyoruz.